Tekliflerimizle ilgili birkaç hususu belirtmek isterim. Öncelikle toplu sözleşme metninin memur senin teklifleri çerçevesinde oluşması halinde gelir dağılımında adaleti sağlama, istihdamda herkese güvence oluşturma, kariyer ve liyakat ilkelerine sadık kalma, emeğin hakkını ve hukukunu koruma, alın terinin karşılığını artırma, ekonomik büyümeyi maaşlarda ve gelirlerde hissetme, 5. dönemin zararlarını tazmin etme, kamuoyuna deklare edilen vaatleri yerine getirme, demokratik ve anayasal haklardaki sınırlamalardan kurtulma noktasında eksiksiz ve emsalsiz bir irade ve hukuk üretme imkanı kullanılmış olacaktır. Zaman kaybı ve enerji kaybına mahal vermemek adına bundan önceki toplu sözleşme pratiklerinde ortaya koyduğumuz tecrübeden de yola çıkarak kamu işverenine şimdiden 2 Ağustos'ta gerçekleşecek olan ilk oturuma masaya teklif sunacak şekilde gelmesini buradan beklediğimizi ifade ediyorum. Genel toplu sözleşme tekliflerimizin genel hatlarıyla ilgili bilgi vermek ve teklifler sonuca ulaşacak olursa maaş ve diğer ücretlerdeki bazı oluşacak verileri paylaşmak isterim. Öncelikle maaş ve ücretlerde enflasyon baskısı son bulmalı. Bu açıdan 6. dönemde katsayılar toplamda %38, yani 2022'de %21, 2023'te %17 artırılmalıdır. Her 2 yıl için 3'er puan olmak üzere toplamda 6 puan refah payı mutlaka ama mutlaka verilmelidir. 5. dönem toplu sözleşmedeki mutabakatsızlıktan bugüne 18 ayın geçtiğini ifade ettim. 24.28'lik enflasyon ortaya çıktı. Buna ilişkin genel tabloyu bundan önceki basın toplantılarımızda paylaştık. Buradan da bir kez daha bu vesileyle ifade etmek isterim ki mutabakatsızlıkla sonuçlanan 5. dönem toplu sözleşmeden bu tarihe geçen 18 ayda 24.28'lik enflasyon rakamı ve dönem sonuna kadar da artış eğiliminde olan enflasyon dikkate alınarak memurun ve memur emeklisinin bu anlamda yaşadığı kayıp göz önünde bulundurulmalı ve memur maaşlarına 600 TL seyyanen zam yapılmalıdır. Ayrım yapılmadan tüm kamu görevlileri 3600 ek göstergeden faydalandırılmalı ve 3600 ek gösterge masada mutlaka ama mutlaka somutlaştırılmalıdır. Kıdem aylığında sınırlama kalkmalı, gösterge rakamı artmalıdır. Mevcut sözleşmeli personel, yerel yönetimler dahil mutlaka ama mutlaka güvenceli istihdama alınmalı ve kadroya geçirilmelidir. Vekil, ebe, hemşire, imamlar, usta öğreticiler, fahri ve benzeri pozisyondaki personel kadroya geçirilmeli ve bu tip çalışma sistematiği kamuda artık geride bırakılmalıdır. Bayramda ayrım yapılmamalı. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda kamu görevlileri de bayram ikramiyesi alacak şekilde kapsama dahil edilmelidir. Gelir vergisi kaybı üretilmemeli ve gelir vergisinde %15'i aşan kısım mutlaka ama mutlaka geri iade edilmelidir. Kitlerde tavan ücretler %15'e kadar düzenleme yetkisi verilmelidir. Derece yükselmelerindeki sınırlama sona erdirilmeli. Kamu görevlileri öğrenim durumuna uygun derecelere yükselebilmelidir. Doğum ve ölüm evlenme yardımlarının miktarı artırılmalı. Doğum yardımı 1800 TL'ye, ölüm yardımındaki mevcut tutar 2 katına yükseltilmeli. Kamu görevlilerine evlenmeleri halinde
8.540 TL'lik bir evlenme yardımı yapılmalı. En azından buzdolabını devlet hediye etmelidir. Yiyecek ve yemek yardımı ödenekleri mutlaka ama mutlaka artırılmalı. Kreş hizmeti ödeneği ya da uygulaması başlatılmalı. Bu anlamda yiyecek yardımı 2022 için 500 TL, 2023 için 650 TL tutarında olmalı. Kreş ücreti konusunda da 980 TL kreş ödemesi yapılmalıdır hizmetin sağlanamadığı durumlarda. Yardımcı hizmetler sınıfı mutlaka ama mutlaka kaldırılmalı ve mevcut personel genel idari hizmetler sınıfına aktarılmalı, öğrenim durumlarına uygun yeniden konumlandırılmalıdır. Kamu görevlisi emeklileri fiilen çalıştıkları dönemlerde faydalandıkları sosyal hak ve yardımlardan emekli olduklarında da faydalanabilmeli ve sendikalara üyelik ilişkisi devam etmelidir. Engelli kamu görevlilerinin beklentileri önemsenmeli, pozitif ayrımcılık kapsamında hakları temin edilmelidir. Detaylarını, bunların tamamını az sonra sizlere kitapçık halinde sunmuş olacağız. Ayrıca sitemizden tüm detaylara ulaşılabilecektir. Kadın kamu görevlileri desteklenmeli, beklentileri önemsenmeli ve hayata geçirilmelidir. Dolayısıyla bu başlıktaki ifade etmek istediğimiz hususları da az sonra sitemize alacağız ve tüm detaylarıyla kamuoyuyla paylaşmış olacağız.